Arkadaşlar merhaba. İlhan ebatları ve ağırlıkları aşağıdaki gibi verilen 3 paketin tamamını A ya da B kargosundan firmaya verecektir. Ya A ya da B'ye verecek. A firması kutunun ebatlarına göre, B firması ise kutunun ağırlığına göre aşağıdaki gibi bir ücretlendirme yapmıştır. İlhan fiyat hesabı yaptığında A kargosunun B kargosuna göre daha uygun olduğunu görmüştür. İlhan'ın A kargosuna göre B kargosuna ödeyeceği fazladan para A kargosunun ödeyeceği paranın yüzde kaçıdır diye soruyor. Şimdi sırayla A ve B kargolarına ödeyecekleri ücretleri bulalım. Şimdi A kargosuna ne ödeyeceğim? Neye göre yapıyordum arkadaşlar? Ebatlarına göre. Ebatlarını çarpıp bir de 0,004 TL ile çarpıyor. Çarparsam ne gelir? 20 çarpı 25 çarpı 40 çarpı ne gelecek? 0,004 artı bunu hesaplayalım. 30 çarpı 50 çarpı 20 çarpı 0,004 artı bunu hesaplarsan ne gelecektir? 30 çarpı 25 çarpı 100 çarpı 0,004. Şöyle yapalım isterseniz. Şimdi burası 20 çarpı 25 çarpı 40'tı. 0,004 TL nedir? 4 bölü 1000 diyebilirim. Artı 30 çarpı 50 çarpı 20 çarpı ne diyeceğim? Yine 4 bölü 1000 dedim. Artı 30 çarpı 25 çarpı 100 çarpı 4 bölü 1000 dedim. Şimdi hesaplarsam şu sıfır bu sıfırı, bu sıfır da bu sıfırı götürsün. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 5, 2'ye böldüm 2'ye böldüm 2. Burası 10 TL yaptı. Artı şu sıfırları götürdüm, bu sıfırları da götürdüm. Çarparsan ne gelecektir? 15 çarpı 8'den 120 TL yaptı. Artı şuradaki 3 sıfır, buradaki 3 sıfırı götürdü. Ne gelecektir buradan da? 300 TL. Toplamda 420, 430 TL yapıyor. A firmasına göre, A kargosuna göre taşırsam. Şimdi B'yi hesaplayalım. Gramıyla 0,08'i çarpıyor. Yani bu 0,75 gram, pardon kilogram. Benim bunu neye çevirmem lazım? Gramına. Grama çevirmeliyim. O da nedir? 750 gram çarpı 0,08. Artı 2,5 kilo dediği şey 2500 gram çarpı 0,008 artı 4 kilo dediğim şey 4000 gram artı 0,008. Bunu hesaplayalım şimdi ne gelecektir? Pardon fazladan sıfır yazdık şurada. Şunlar yok. 0,08 0,08. Burası 750 çarpı 8 bölü 100 gelecek. Artı 2500 çarpı 8 bölü 100 geldi. Artı 4000 çarpı 8 bölü yine 100 geldi. Şu sıfır şu sıfırı götürsün. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 15, 2'ye böldüm 2'ye böldüm 4, 60 TL yaptı. 2 sıfır 2 sıfırı götürdü. 200 TL yaptı. 2 sıfır 2 sıfırı götürdü. 320 TL yaptı. Toplarsan ne geliyor bak? 200, 320 daha 520, 580 TL yapmış oldu. Bakın A firması tabii ki daha uygun oldu. Peki senden ne istiyordu? A kargosuna göre B kargosuna ödeyeceği fazladan para. Kaç para bakın? 150 TL. A kargosuna ödeyeceği paranın yüzde kaçıdır? Şimdi arkadaşlar şurada yaptığım bir hata düzeltiyorum. Burada 5 kere 2 10. Şurası 80 gelecek. O zaman A firmasının ödediğim para artık 200 500 lira yaptı. Tamam daha uygun oldu yine. İşlem hatası yapmışız. 500 lira ödüyordu. 580 lira ödedi. Demek ki 80 TL fark var. Bu fark A firmasının ödediği paranın yüzde kaçıdır diye soruyor sana. 500'ün yüzde kaçı? 80'dir. Sadeleştirdim. 80 bölü 5'ten 16'dır cevap. Her katında 6 daire bulunan en katlı oluşan bir apartmanın kapıcısı olan Cafer, sabah 7-8-9 saatlerinde birer servis yaparak apartman sakinlerinin market ihtiyaçlarını günde 3 kez karşılamaktadır. Her daire sakini sadece bir serviste istek bildirdiği bir günde. Saat 7'deki serviste bina sakinlerinin %40'ı, sabah 8'deki serviste bina sakinlerinin %10'u, saat 9'daki serviste ise kalanların %20'si Cafer'e market ihtiyacını bildirmiştir. Bu apartmanda boş daire bulunmadığına göre Cafer'e market ihtiyacı bildirmeyen daire sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar 6 daire vardı her katında. En katlıysa 6 çarpı n'dir. Nedir arkadaşlar bu? Toplam apartman sakini sayısı. Yani daire sayısı diyelim daha doğrusu. Saat 7'de apartman sakinlerinin %40'ı,
6N'in %40 yani 4/10'u. Bu sabah 7'de. Sabah 8'de apartman sakinlerinin %10'u. Yine 6N'in %10'u yani 1/10'u. Şimdi ne yapar burası? 24N/10. Burası 6N/10. Toplarsan ne geldi? Bak 30N/10'dan 3N kişi, 3N tane daire, bina sakini sipariş verdi. Saat 9'da ne diyor peki? Kalan sakinlerin diyor. Peki 6N vardı. 3N'leri zaten sipariş etti. Geriye 3N kaldı. Bunun %20'si yani 2/10'u sipariş ihtiyacını giderecek. Ne geldi bak buradan? 6N/10. Şimdi 3N tanesi vermişti. 6N/10'u da verdi. Hesaplarsan 36/10'u sipariş vermiş oldu. Sana market ihtiyacını bildirmeyen en az kaç kişi vardır diye soruyor. Yani 6N'den 36N/10'u çıkarmalıyım. Çarparsam 60'dan 36 çıkarırsan ne gelecektir? 24N/10. Sadeleştirirsen ne gelecektir? 12N/5. Sen burada N'e verebileceğin değerler kesinlikle tam değerler vermeliyim. Atıyorum 2 kat, 3 kat, 4 kattan oluşmalı. O zaman ben burada 5'e bölünebilen bir sayı vermeliyim. En kötü ihtimalle 5 verirsen 12 daire ihtiyacını bildirmemiştir. Bir hazır giyim fabrikası Ar-Ge ekibi öğle arası molasının çalışanlarının verimliliği üzerine etkisini araştırmış ve şirket yönetimine aşağıdaki raporu sunmuştur. Birinci grup saat 12 ile 1 arası mola verenler. Bu grubun her biri birim zamanda aynı sayıda ürün üretmekte. Moladan sonra her bir kişi birim zamanda üretimini %20 artırmaktadır mola verildiği zaman. Mola verilmeden devam eden grup ise yine hepsi birim zamanda aynı sayıda ürün üretmekte. Bu gruptaki her bir kişinin 12.00'a kadar birim zamanda ürettiği ürün sayısı, birinci gruptaki her bir kişinin 12'ye kadar birim zamanda ürettiği ürün sayısıyla aynıdır. Bu gruptaki kişilerin gün boyunca birim zamandaki üretim sayıları değişmemektedir. Bu fabrikanın çalışma saatleri sabah 8 akşam 5 arasıdır ve ikinci gruptaki kişi sayısı birinci gruptaki kişi sayısının %50'sine eşittir. Bu durumda birinci grupta gün boyu üretilen toplam ürün sayısı, ikinci grupta gün boyu üretilen toplam ürün sayısından 430 fazla olduğuna göre birinci gruptaki kişilerin tamamının öğleden sonra ürettiği toplam ürün sayısı kaçtır? Şimdi şöyle diyelim. Birinci gruptakinin saat 12'ye kadar yani molaya kadar bir saat ürettiği miktara 10x diyelim. Moladan sonra geldiğin zaman artık bir kişi 10x kadar değil %20 fazlası 12x kadar ürün üretiyor. Mola vermeyen yani ikinci grup arkadaşlar hep 10x kadar üretecek. Hiç artış yok mola vermediği için. Şimdi birinci gruptaki kişi sayısına ben 2A dersem 2A kişi varsa ikinci gruptaki kişi sayısı birinci gruptakinin %50'sine eşitti. Burada da A kadar kişi vardır. Şimdi birinci gruptakilerin gün boyu ürettiği ürün miktarını bir hesaplayalım. Şimdi sabah kaçtan? 8'den 12'ye kadar. Kaç saat var? 4 saat var. Şimdi 4 saat boyunca saat başı bir kişi 10x üretecek. 2A tane işçi var. Artı şimdi öğlen mola verdin 1'den 5'e kadar. Yine 4 saat boyunca 2A tane işçi 4 saat boyunca artık ürettiği miktar 10x değil 12x kadar. Buradaki toplam ürünü hesaplayalım. Ne gelecektir? 80 tane AX artı burası ne gelecektir? 96 tane AX. Yani 176 tane AX kadar ürün üretir birinci grup. İkinci gruba baktığın zaman aralıksız çalışıyordu bunlar. Toplamda 9 saat çalışacaklar. Sabah 8'den akşam 5'e kadar. Burada kişi sayısı A kadar. Hepsinin ürettiği miktarda ne kadar? 10x kadar. Şimdi birinci grubun ürettiği ürün sayısı 176 tane AX. İkinci grubun ürettiği ürün 90 tane AX. Ne kadar fazla olduğunu söylemişti sana? 430. Buradan 86 AX eşittir 430 sa A çarpı X ne geliyor buradan? 5. Senden ne istiyordu? Birinci gruptaki kişilerin tamamının öğleden sonra ürettiği toplam ürün sayısı. Yani senden istediği kısım şurası. 96 AX'i istiyor. AX neydi? 5'ti. 96 çarpı 5'ten 480'dir cevap. 9'da feribot kuyruğunda bekleyen araçların %60'ı A feribotuna bindikten sonra sıraya yeni eklenen N tane araçla birlikte feribot bekleyen araçların %80'i B feribotuna biniyor. B feribotuna binenlerin hepsi saat 9'da kuyrukta olup
A feribotuna binemeyen araçlardır. Şimdi başlangıçta kuyrukta saat 9'da 100x tane araç olsun. Bunların 60x tanesi A feribotuna biniyor, 40x tanesini binemiyor. Sonrasında sıraya N tane araç ekleniyor. Eklendikten sonra bunların %80'i B feribotuna biniyor. Yani 40x artı N'in %80'i B feribotuna bindi. Bu binen araçların sayısı başlangıçta saat 9'da kuyrukta olup A feribotuna binemeyen araçlardır. Yani 60x tane araç binmişti, 40x tanesi binememişti. Bu ona eşitmiş. Sadeleştirdin. Şurası ne gelecektir? Var 2. Sadeleştirdin. Burası ne geldi? Bak 50. Buradan 40x artı N eşittir. Çarparsan 50x'ten N ne geliyor bak buradan? 10x. Buna göre N en az kaçtır diye soruyor bana. Şimdi sen burada x'e verebileceğin değer 1 bölü 10 verirsen eğer bak burayı da burayı da burayı da hep tam yapıyor. O yüzden x'e 1 bölü 10 verdiğin zaman N'e verebileceğin en az değer ne gelmiş oluyor bakın? 1. Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçme etkinliği düzenliyor. Bu etkinliğe katılacak yüzücülerin %60'ı genç, %30'u orta yaşlı ve %10'u yaşlıdır. Şimdi katılacak kişi sayısına 100A dersem, bunun 60A'sı genç, bunun 30A'sı orta yaşlı, 10A'sı ise yaşlıymış. Daha sonra yapılan bir düzenleme ile 20 tane genç, 7 tane orta yaşlı ve x tane yaşlı yüzücünün daha etkinliğe katılmasına karar veriliyor. Sen artık genç sayısı 60A artı 20 oldu. Burada orta yaş sayısı 30A artı 7 geldi. Yaşlı sayısı 10A artı x. Son durumda katılacak yüzücülerin yaş gruplarına göre yüzleri tekrar hesaplandığında başlangıçtaki yüzdelerden sadece bir tanesinin aynı kaldığı görülüyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi senden x istediği için biz de başlangıçtaki ile aynı kalan yüzdeye sahip olanların yaşlı olduğunu düşünsek. Bak 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 bakalım şimdi. Toplamda son durumda kaç tane yüzücü oldu? 100A artı 27 artı x oldu. Bunun yine %10'unun ne gelmesi lazım? Yaşlı kesim. Yani 10A artı x'e eşit olması lazım. Sadeleştirdim. Burası ne geliyor bak? 100A artı 27 artı x eşittir. Burası 100A artı 10x geldi. 100A'lar gitti. Buradan 27 eşittir 9x'ten. X ne geliyor bak? 3. Yani 3 tane yaşlı katıldığı zaman son durumdaki ile başlangıçtaki durumdaki yüzdeleri aynı gelecekmiş. A ve B basketbol takımları arasında oynanan maçı. 62-53 A takımı kazanmıştır. A takımının en skorer oyuncusu olan Melih'in yapmış olduğu atışların isabet yüzdesi aşağıda verilmiştir. Melih'in yapmış olduğu 3 sayılık atış sayısı 1 sayılık atış sayısının yarısı, 2 sayılık atış sayısının 2 eksiğidir. Şimdi şöyle diyelim. 3 sayılık atış sayısı 1 sayılık atış sayısının yarısıysa burada 2x tane atış yapıyorsa buraya x tanesi ne gelecektir? Yarısı 2 sayılık atış sayısının neymiş? 2 eksiymiş. Demek ki burası x artı 2'dir derim. Bak bir daha bakın. 3 sayılık atış sayısı 1 sayılık atış sayısının yarısı geldi. 2 sayılık atış sayısının da 2 eksiği gelmiş oldu. Hepsini yaptık. Şimdi Melih'in takıma kazandırdığı sayılara bakalım. 1 sayılık atış sayısı 2x ise buradan 2x puan gelecek. Ama bunların %80'i başarılı. Bu kadar puan geldi. İkilik atış sayısı x artı 2 ise bunların %100'ü başarılıysa çarpman lazım puan hesaplayacağın için. 2 çarpı x artı 2 puan gelir buradan. 3 sayılık atış sayısı bunların %60'ı başarılıymış. X çarpı 6 bölü 10'u başarılı. Tabii kaç puan gelecek buradan? 3 puan. Sana diyor ki Melih takımın attığı sayının yarısı kadar sayı yapmış. Yani toplam 62 sayı yapmıştı. 31 tanesini Melih yapmış. Şimdi hesaplarsanız şunlar gitti. 16x bölü 10 artı burası 2x artı 4 artı 18x bölü 10. Neye eşitmiş? 31'e. Şimdi şu x'in toplarsan ne gelir? 34x bölü 10 artı 2x. Bunu buraya gönderdim. 27. Payda eşitlersek 20, 34 daha, 54x bölü 10 eşittir 27. Sadeleştirdim. 2, x ne gelecektir? Bakın buradan 10. Melih maç boyunca kaç başarılı atış yapmıştır diyor. Şimdi x yerine 10 yazarsam şurası 20, 12, 10 geldi.
Bir sayılık atışların %80'i başarılıydı. Yani 16 tanesi başarılı. 20'nin %80'ini buldum. İkilik atışların %100'ü başarılıydı. 12 atış yaptı. Arkadaşlar hemen düzeltiyorum. X buradan 10 değil. 5 geliyor tabii ki. X'e 5 verdiğin zaman şuraları sildik. Bir sayılık atışlardan 10 tane yapmıştır. Bunun %80'i başarılıysa 8'i başarılıdır. X gördüğüm yere 5 yazdığın zaman burası kaç geliyor? Bak 7. Bunların %100'ü başarılı. 7 tanesi başarılı. X'e 5 yazdım. Bunların %60'ı başarılıymış. 5'in %60'ını bulursan ne gelecektir? 3'ü başarılı. Toplarsan başarılı atış yaptığı sayısı 18'dir. Rüzgar türbinleri rüzgar enerjisi elektrik üreten araçlardır. 3 megawattlık bir rüzgar türbünü 1 yılda yaklaşık 2000 tane hanenin elektrik tüketimini karşılar. Enerji tüketimi ile ilgili bir proje kapsamında rüzgar potansiyeli yüksek olan A ve B şehirlerine sırasıyla 3 ve 10 megawattlık rüzgar türbinleri kuruluyor. B şehrine kurulan rüzgar türbünü sayısı A şehrine kurulan rüzgar türbünü sayısından 5 fazladır. Buraya x tane kuruluyorsa buraya x artı 5 tane rüzgar türbünü kuruluyor. Aşağıdaki şekilde A ve B şehirlerinde kurulan rüzgar türbünlerinin şehirdeki hanelerin yüzde kaçının elektrik tüketimini karşıladığı gösterilmiştir. Şurayı söylüyor. A şehrindeki hane sayısı B şehrindeki hane sayısı oranı 5 bölü 8 ise B'ye kaç tane rüzgar türbünü kurulmuştur diyor. Şimdi baktığın zaman A şehrine kurulan 3 megawattlik rüzgar türbinleri için normalde 1 tane türbin rüzgar türbünü 2000 tane hanenin elektrik tüketimini karşılıyorsa buraya x tane rüzgar türbünü kurduğum için 2200 x tane hanenin elektrik tüketimi ihtiyacını karşılayacaktır. Şimdi B'yi hesaplamam lazım önce. Normalde 3 megawattlik bir rüzgar türbünü 2000 tane hanenin elektrik tüketimini karşılıyordu. Bir tanesi için söylüyorum. Normalde 10 megawattlik bir rüzgar türbünü kaç tane ailenin enerji tüketimini karşılar? Bu da ne gelecektir? 20.000 bölü 3 tane ailenin ya da hanenin elektrik tüketimini karşılar. Bu 1 tane rüzgar türbünü. Buraya x artı 5 tane koymuştun. Bunu x artı 5 ile çarparsan bu kadar ailenin rüzgar enerjisiyle neyini karşılayacak? Elektrik tüketimini karşılayacak. Peki A şehrindeki aile sayısına 5A dersem B şehrindeki aile sayısına 8A diyeceğim. Buradaki 2000 tane hanenin şimdi 5A tane hanenin %10'u 2000x yapması lazım. Yani 5A'nın %10'u ne işte olması lazım? 2000x. Aynı şekilde 8A'nın %25'i yani 1 bölü 4'ünün ne işte olması lazım? 20.000 çarpı x artı 5 bölü 100'e. Pardon. Bölü 3'e. Şimdi ne yaptığımı anlatayım burada sizlere. Senin bu bulduğun ne? A'daki hane sayısının %10'unu karşılıyormuş. Ne? A şehrindeki rüzgar türbinleri. Peki bir x tane rüzgar türbününü karşıladığı hane sayısı 2000x değil miydi? Birbirine eşit dedim. Yine aynı şekilde B şehrinde toplam 8A tane hane varsa bunun sadece %25'ini karşılayabiliyormuş buradaki rüzgar türbinleri. Şimdi ben bunları oranlarsam şurası zaten gitti. 5A bölü 10'dan ne gelecektir? A bölü 2. Bunları sadeleştirdim. Şurası 2A geldi. Şöyle yapalım. 3 tane 0, 3 tane 0'ı götürdüm. Şu 3'ü ters çevirip çarparsam 6 tane x geliyor burası. Burası ne gelecektir? 20 tane x artı 5. A'lar da giderse 1 bölü 4 eşittir. 6x. Burayı dağıttım içeri. 20x artı 100 geldi. İşler çarpma yaparsan ne gelir? 24x eşittir. 20x artı 100'den 4x eşittir 100 ise x ne gelecektir buradan? 25. Sana B şehrine kaç tane rüzgar türbünü kurulmuştur diyor. X artı 5 istiyor. 30'dur cevap. Bir emlak zengininin İstanbul'daki dairelerinin sayısı Ankara'daki dairelerin sayısının 24 fazlasıdır. Şimdi İstanbul, Ankara diyelim. Ankara'daki daire sayısını x dersem İstanbul'daki daire sayısı x artı 24'müş. Bu zengin İstanbul'daki dairelerin bir kısmını satıp her birinin yerine Ankara'dan 3 tane yeni daire, Ankara'daki dairelerin bir kısmını satıp her birinin yerine İstanbul'dan 2 tane yeni daire almıştır.
Emlak zengini bu satıştan toplam 20 tane satmış ve İstanbul'daki dairelerin sayısı Ankara'daki dairelerin sayısına eşit olmuştur. Şimdi arkadaşlar, İstanbul'dan ilk başta sattığı daire sayısına ben A diyeyim. Şimdi sattıktan sonra sattıklarının yerine 3 tane yeni daire. O zaman 3A tane daireyi Ankara'dan alıyor. Peki, şimdi sattığına burada A dedim. Devam edelim. Ankara'dan daire satıyorsun. Atıyorum B kadar daire sattın. Bunun yerine İstanbul'dan 2 tane yeni daire alıyorsun. 2B tane de buradan aldın. Sattığın da bu. Sattıkların toplamı kaçmış? A artı B zaten 20 gelecek. Ve sana diyor ki son durumda ikisinin iki ildeki daire sayıları eşit gelecek. Bakalım şimdi. X artı 24 tane dairesi vardı. Bunun A tanesini sattı. Yerine 2B tane daire yaptı. Eşittir. Ankara'da X tane dairesi vardı. 3A tane daire daha eklendi. B tanesini sattı. X'ler zaten birbirini götürür burada. 24'ü burada bırakalım. Hepsini karşıya gönderirsen 4A eksi 3B gelecek. A artı B de buradan 20'ye mi eşit? Şurayı ben 3 ile çarpıp toplarsam B'ler gider. 60, 84 eşittir 7A'dan her tarafı 7'ye bölersen A kaç gelecektir? Bak 12. A yerine 12 yazarsan B de 8 gelecektir burada. Buna göre emlak zengininin sattığı dairelerin yüzde kaçı Ankara'daki dairelerdendir? Şimdi toplam 20 tane daire satmıştın. Ankara sattığı ne kadar? B taneydi. Yani 8 tanesi. 20'nin yüzde kaçı 8'dir diye soruyor sana. Sadeleştirdim 5. Çarparsam 8 kere 5'ten 40'tır cevap.